Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kahve çekirdeği kurabiyesi tarifi paylaştım. Görüntüsü çok güzel oldu. Kahve çekirdeğini yaptıktan sonra üzerine çikolata ve pasta süsleriyle süsledim. Bu hamurda kahve var. Hamuru yaparken de pişirdikten sonra da inanılmaz çok güzel Türk kahvesi koktu mutfağım. Ağızda kıyır kıyır dağılan kahvenin çayın yanına çok güzel ikramlık bir kurabiye oldu. Böyle üzerine beyaz çikolata evdeki malzemelerle süsledim. Bu kurabiyeyi derin dondurucuya da koyabilirsiniz. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Tarif tüm detaylarıyla izleyebilirsiniz. Kurabiyenin hamurunu yapmak için 125 gram tereyağı veya margarin kullanacağız. Yumuşak olsun yağımız ki kolay yoğurabilelim. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 1 tane yumurtayı ilave ediyorum. 1 su bardağı pudra şekeri. 1 çay bardağı nişasta. Nişasta fark etmez. 2 tatlı kaşığı kakao, 2 tatlı kaşığı Türk kahvesi, 1 paket vanilya, 1 çay kaşığı da kabartma tozu kullanacağız. Öncesinde spatula ile bir karıştıralım. Daha sonra un ilave edeceğiz. Karıştırdıktan sonra un ilave ediyorum. 2 su bardağını ilave ettim. Üçüncüyü de yanıma aldım. Bundan sonrasını yavaş yavaş ilave edeceğim. Kurabiye hamurunu yoğuruyorum ama rengi çok hoşuma gitmedi. Bir tatlı kaşığı daha kakao ilave edeceğim. Böyle biraz daha koyu olmasını istiyorum. Rengi çok güzel çıkmadı kakaonun. Şimdi tekrardan yoğuracağım. Şu anda daha çok cıvık. Biraz daha un ilave edeceğim. Hamurum oldu. Böyle bakın yumuşacık bir hamur yaptık. Kesinlikle kurabiye hamuru sert olmasın. Ne kadar un kullandım derseniz de 3 su bardağından şöyle 1 yemek kaşığı kaldı. Siz de kontrollü bir şekilde ilave edin. Artık şekil verelim. Şekil vermeye başladım. Şöyle hamurumdan küçük bir parça aldım. Yumurta sarısı büyüklüğünde diyebiliriz. Hamurumu önce yuvarladım. Sonra şöyle uzatıyorum. Birazdan buna şekil vereceğiz. Hamurları bitene kadar yapacağım. Kurabiyelere şeklini verdim. Bir tepsi doldu. Şimdi şöyle kürdanla kurabiyelerimin tam ortasına bastırıyorum. Şeklini oluşturuyoruz kahve çekirdeği. Ortasına kadar indirelim. Kurabiye hamurumdan tam 40 tane çıktı. Şimdi hatta şu bir taneyi yapmamışım. Fırınımı 180 derecede önceden ısıttım. Isınan fırınıma koyacağım. Şöyle 15 ila 20 dakika arasında pişireceğiz. Kurabiyeleri fırından çıkardım. Böyle soğudular. Şimdi bu tam ortalarına beyaz çikolata sıkacağım. 50 gram kadar vardı evde. Bunu erittim. Ucunu kesip ortasına sıkacağım. Yetmese sütlü çikolata veya bitter çikolatayla da devam edebilirim. Böyle sıkıyorum. Yarım tepsiye ancak yetecek gibi beyaz çikolata. Sütlüyle devam ederim. İkisini de görmüş olursunuz. Hangisini beğenirseniz siz de onu kullanırsınız kurabiyenizde. Böyle hepsinin ortasına çikolatayı sıktım. Şimdi birazcık bu çikolataların donmasını bekliyorum. Bir 10-15 dakika sonra üzerini süsleyeceğim. Ama isterseniz böylece de bırakabilirsiniz. Kurabiyeleri 10 dakika beklettikten sonra üzerine bazılarına toz Antep fıstığı döktüm. Böyle çok güzel yakıştı aslında. Çikolatalıyı da aynı şekilde. Bazılarına da böyle evimde olan pasta süslerinden kullandım. Renkli. Bunlar da çok güzel oldu. Çok yakıştı. Hangisini arzu ederseniz onu kullanabilirsiniz üzeri için. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. İnşallah bu tarif siz de dener ve beğenirsiniz.
Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.